Çanakkale Boğazı'nda 1953 yılında batan TCG Dumlupınar denizaltısından kurtulanlar arasında hayatta kalan son personel olarak bilinen emekli deniz astsubayı Hüseyin Akış hayatını kaybetti. Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953 yılında İsveç bandralı Naboland Şilebi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısından kurtulanlar arasında hayatta kalan son personel olarak bilinen emekli deniz astsubayı Hüseyin Akış hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören 69 yaşındaki Akış, Silifke'deki Zeytinli Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle toprağa verildi. Tarsus'ta İyi Parti'nin Cetvel Köprüsü civarında bulunan bir kıraathanede seçim çalışması yaptığı sırada kimliği belirsiz kişilerce gaz bombası atıldığı iddia edildi. Kısa süreli bir paniğin ardından kıraathanede bulunanlar mekandan kaçarak uzaklaştı. Gazdan etkilenen vatandaşlara olay yerine çağrılan 112 acil ambulans çalışanları müdahale etti. Polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Tarsus İyi Parti ilçe başkanı Tekin Çelik yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaydan dolayı üzgünüz. Seçim çalışması yaptığımız sırada yapılan bu saldırıda can kaybı olabilirdi. Yaşlı kadınlar, çocuklar vardı. Demokratik bir seçim olsun istiyoruz. Genel başkanımızın dediği gibi ağzımızı bozmadan, gerginlik yaratmadan bir seçim yapmak istiyoruz. Biz provokasyona gelmeyeceğiz. Bu işin araştırılması gerekiyor," dedi. Mersin'de polis ekipleri tarafından çay atıkları ve boya kullanılarak sahte çay üretimi yapılan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 ton çay ve çay yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda kimyasallarla karışım yapılıp sahte çay üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde bulunan depoyu bir hafta süreyle takip etti. Özellikle gece üretim yapıldığını tespit eden ekipler, ardından depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 31.450 kilo kimyasal jenerasyonla içime hazırlanması planlanan çay, 13.840 kilo içime hazır kimyasallarla yapılmış sahte çay, 2025 kilo sodyum karbonat, 1700 kilo amonyum bikarbonat ve 100 kilo şeker olmak üzere 49 ton 115 kilo çay ve çay yapımında kullanılacak olan ham madde ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili iki şahsı gözaltına alırken iş yeri sahibi FA'nın ise arandığı bildirildi. Çay fabrikası atıklarının toplanıp işlemden geçirilerek hazırlanan çayların boya yardımıyla da renk verildiği ve kaçak çay olarak piyasaya sürüldüğü belirtildi. Bozyazı ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İlçeye bağlı Tekeli ve Sıcakyurt mahallelerinin bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleriyle Bozyazı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar görürken 30 kızılçam ağacı yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin otoyolunda HGS kullanmadığı gerekçesiyle aracının plakasına ceza kesilen vatandaş, parasını geri alabilmek için verdiği mücadeleyi kazandı. Mersin otoyolu Pozantı çıkışında HGS kullanmadığı gerekçesiyle aracının plakasına ceza kesilen vatandaş, Mersin otoyolu Pozantı çıkışından ilgili ve yakın tarihlerde hiç geçmediğini belirterek ödediği ceza tutarının tarafına iadesi için harekete geçti. Başvurucu HGS kullanmadığını gerekçe olarak göstererek adına kayıtlı aracıyla ilgili idari para cezası uygulandığını,
Oysaki ilgili tarihte aracının bahse konu mevkide bulunmadığını, bu durumun sahte plakadan kaynaklanmasının muhtemel olduğunu iddia ederek, ödemek zorunda kaldığı tutarın tarafına iade edilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda, başvurucunun mağduriyeti giderildi ve ödediği para cezası kendisine iade edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ilgili aracın geçiş ihlali anında çekilen fotoğraflarını inceleme sonucunda, plaka karakterinin kusurlu olması ve benzerlik göstermesinden dolayı operatör tarafından plakanın yanlış girilmiş olduğunun tespit edildiğini, başvurucu adına düzenlenen ceza tutanağının iptal edilerek ceza tutarının başvurucuya iade edildiğini bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ve kentin uğrak noktalarına yerleştirilen dev botanik heykeller görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin inşa ettiği ve boyları 6 metreyi bulan dev botanik heykeller Mersinlilerin büyük beğenisini topladı. Türkiye'de şehir içi uygulamalarında bir ilk olma özelliği taşıyan dev botanik heykeller şehrin birçok bölgesine yerleştirilmeye devam ediyor. İlk olarak 4 metre yüksekliğinde 8-10 metre uzunluğunda inşa edilen tavus kuşları heykeli ve 2 metre yüksekliğinde 3,5 metre uzunluğunda inşa edilen civciv heykeli yapıldı. Ekolojik sisteme uygun bir şekilde inşa edilen botanik heykeller metal konstrüksiyon içine canlı toprak ve bitkiler yerleştirilerek oluşturuluyor. Bitkilerin büyümesi ve heykel formunu kazanması metal konstrüksiyon içerisinde sağlanırken bu heykellerin yeni dönemin süsleme sanatına öncülük etmesi bekleniyor.